Vücudumuzla bir sürü duyguyu ifade edebiliriz ama ben rigging'i özellikle yüz ifadeleri yaratmak için kullanmayı çok seviyorum. Yüzlerin duyguları ve fikirleri nasıl gösterdiğini öğrenmek çok ilginç bir şey. Her bir yüz ifadesinin o kadar çok detayı var ki. Sıradaki alıştırmada bir kardan adam suratını yaratmak için rigging uygulayacağız. Bunu yapabilmek için bazı yeni şekil değiştirme araçlarına ihtiyacımız olacak. İlk olarak yönlendirici ölçeği ekleyelim. Yönlendirici ölçek bize tek bir yönde ölçeklendirme imkanı sağlar. Şapkayı sadece Y'yi ölçeklendirerek şekillendirirseniz daha uzun görünen bir şapka elde edersiniz. Eğer yüzü X'i ölçeklendirerek şekillendirirseniz daha geniş bir surat ortaya çıkar. Buna ilaveten kaydırıcı araçlara da ihtiyaç var. Kaydırıcı araçlar belli bir yönde çalıştıkları için yönlendirici ölçeğe benzer. Burada ayrıca daha önce kullandığımız döndürücü, öteleyici ve ölçeklendirici araçlarımız da bulunuyor. Aynen önceki gibi kabadan inceye doğru çalışmalı ve ilk olarak kafayı sabitlemelisiniz. Ardından da şapkayı ötelemeli ve döndürmelisiniz. Araçları kullandığınız sıranın önemli olduğunu unutmayın ve arada bir kontrollerinizi test edin. Yüz ile rigging işlemini bitirince bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Orada kendi karakterinizi yaratabilmek için kod yazmayı öğreneceksiniz.